Kıymetli Başkanım, değerli basın mensupları ve basın açıklamamız için toplanan kadın kollarımız ve değerli vatandaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Gençlik kolları olarak yaptığımız yardımların yanında ihtiyaç duyulması halinde elimizden gelen tüm yardımları tekrar yapmaya hazır olduğumuzu sizler aracılığıyla da iletir ve depremde yıkılan binalar ile ilgili başlatılan hukuki sürecin gençlik kolları olarak en yakın takipçisi olduğumuzu ve olacağımızı bildiririz. Günümüz toplumunda kadına karşı yeterli değer ve önemin hepimizin de bildiği üzere ne yazık ki verilmemektedir. Kadına karşı şiddetin, cinayetlerin en kısa zamanda tamamen bitirilmesi ve kadınlarımıza gereken hassasiyetin bir an önce gösterilmesi gerekmektedir. Bunu sağlamaya çalışan en önemli sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi'nin de tüm maddeleriyle sonuna kadar uygulanması gerektiğini her zaman ve her yerde uygulamaktayız. Ancak geldiğimiz noktada halen kadınların itildiği, ötekileştirildiği, canavarca hislerle öldürüldüğüne üzüntüyle her gün şahit olmaktayız. Daha bundan birkaç gün önce canavarca hisle katledilen Pınar Gültekin'in duruşmasına katıldık. Şule Çet, Zeynep Çenpınar, Aleyna Çakır ve daha çok sayabileceğimiz gencecik canlarımız artık yok olup gitmesin. Buna dur demenin vakti gelmiş, hatta geçmiştir bile. Gece hava karardıktan sonra kadınlarımız rahatlıkla yolda yürüyebilme hakkına sahip değil midir? Kadınlarımız istedikleri yerde kendilerine herhangi bir sözlü taciz olmadan giyinebilme, hareket edebilme, eğlenebilme haklarına sahip değiller midir? Bu haklar temel hak ve özgürlükleri ilgilendiren konulardan biridir. En son ise Denizli'de katledilen üniversite öğrencimiz Cennet Tuğba Topbaş'ın haberiyle güne başladık. Bugün ise boşandığı eşi tarafından sokakta tabancayla vurularak katledilen Çilen Kılıç'ın haberini aldık. Basın açıklamamızı yaparken bile belki bir kadın daha katlediliyor. Kadın cinayetlerine artık dur denmeli ve gereken tüm hukuki önlemler alınmalı ve cezalar tam anlamıyla uygulanmalıdır. Bu vesileyle yaşanan bu ölümlerin artık son bulmasını, tekrar etmemesini ve yakın zamanda da ölüm haberleriyle değil, güzel haberlerle uyanacağımız günler diler. Kadın yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu tekrar vurgular, herkese sevgi ve saygılarımızı sunarız. Kıpırdamayalım, bir geniş bir açıdan haber, şey yapalım.